Merhabalar efendim. Masumiyetin tehlikeli olduğu dönemler, zalimlerin zulmünün zirveye çıktığı dönemlerdir. Zorbalar masumlardan intikam almak ister. Zira kendi zorbalıklarını, kendi haksızlıklarını onlar da müşahede ederler. Ayna gibi masum bir insanla karşılaştığı zaman kendisinin ne kadar zorba olduğunu, despet olduğunu kendisine hissettirdiği için o masumiyet adeta düşmandır. İşte Melek İpek, 78 yaşında bir kadın, masum bir kadın, iffetli bir kadın, dindar bir kadın ve merhametli insanlara yardım etmiş hayatı boyunca bir kadın. Yardım ettiği insanlar tarafından, evinde ağırladığı insanlar tarafından malına, mülküne çökmek için hapse atılıyor. İşte Kazım Güleç masum bir insan, bir gücü yok, bir iktidarı yok. Yalnızca konuşuyor. Masumlara, mazlumlara arka çıktığından dolayı bir vefat olayının akabinde her insanın üzerine bir sorumluluktur rahmet dilemek, taziyede bulunmak. Taziyede bulunduğundan dolayı hapse atılıyor. Zira en masum davranışlar, yani bir vefat eden kişinin arkasından güzel birkaç kelime söylemek masum insanlara sahip çıkmak, masumiyeti savunmak suçtur. Zira zorbalar masumiyetten rahatsız olmaktadır. Zira zorbalar masumiyeti kendileri için bir tehdit olarak algılamaktadır. İşte Mekke döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü zulme uğradığı zaman baktığımızda en fazla zulme uğrayan Ammar bin Yasir'in ailesi. Ali Yasir, babası, annesi işkenceyle katlediliyor. Yaşlı bir kadını yalnızca Rabbim Allah dediğinden dolayı katletme, müşriklerin, zalimlerin, despotların ne kadar zorba olduğunu gösteriyor. Kimsesiz, zayıf, kimsesiz zayıf olan birini gördükleri zaman tepesine binmek istiyorlar. Zira böylece kendi iktidarlarını, güçlerini, ne kadar güçlü olduklarını herkese göstermek istiyorlar. İşte bu dönemde Kur'an-ı Kerim'de Buruç Suresi indiriliyor. Ve "Sema i zâtil vel ve yevmil mev'ûd ve şahidin ve meşhur" diye Allah Teala gökteki burçlu yani yıldızlarla kaplı gökyüzüne yemin ediyor gökyüzüne yemin ediyor. Burçlara, kale burcu gibi o gökyüzündeki burçlar adeta gökyüzünün koruyucuları, meleklerin burçları, melekler oradan insanları seyrediyor. Bu manaları çağrıştırmak için burç suresinde gökten başlıyor. Sonra yevmevuda geçiyor. Yani o vaat edilen gün gelecek. Ona yemin olsun. Vaat edilen gün kıyamet günü. Yaptığınız zulümlerin hesabını kıyamet gününde vereceksiniz diyor. Yemin mevut aynı zamanda zalimler için vaat edilen felaket günü, helak edilme gününü de simgeliyor. Yani siz şu anda zulmediyorsunuz fakat vaat edilen bir gün var, size biçilen bir ömür var. O ömür bittiği zaman Allah kökünüzü kazıyacak diyor. Burçları halk eden, burçları halk eden Allah. Oraya çıkıp da kurtulamazsınız. Uzaya çıksanız bile kendinizi Allah'ın gadabından kurtulamaz, kurtaramazsınız. Ve şahidin ve meşhurt ve yaptığınız hiçbir şeyi unutturamazsınız. Şahit ve şehadet edilen her şey yemin olsun ki, o vaat edilen güne yemin olsun ki Allah Teala sizin hakkınızdan gelecek. Gutile ashabı uhtud. Muhakkak yemin olsun ki ashabı uhtud insanları ateşli hendekler kazarak, insanlara zulmeden, insanlara zulmeden hendek sahiplerini Allah kahredecek, Allah perişan edecek, Allah onlara lanet edecek diyor. Bu türek kelimesi lanet etmek demek. Allah Teala zalimlere lanet ediyor. Zulüm yapanlara lanet ediyor. Ashab-ı Uhdu'da lanet olsun. Allah onların kökünü kurutacak. Semavat Semavattaki yıldızlar şahit olsun. O vaat edilen güne yemin olsun. Şahitlik eden tüm şahitlere, şahitlik edilen hakikatlere şahit olunsun ki muhakkak ki Allah zalim, zorba, ateşle insanlara azap etmeye çalışan, masumlar hapislere dolduran, ellerinden malını mülkünü alan, evlerin içerisine ateş atan, ateş salan zalimlerin hakkından gelecek, onları kahru perişan edecek diyor ayet kerime. zatil <laughs> ve Öyle bir ateş ki tutuşturulmuş bir ateş. Bu ateşe odun taşıyanlar var. Yani bu ateşe ateşi parlatmak için, ateşi harlamak için odun taşıyanlar var. İşte o ateşe odun taşıyanlar, ateşi harlamaya çalışanlar ra rağmen Allah o zalimlerin hakkından gelecek diyor. Ennar zatil vebud. İzhüm, yani işte onlar o kendilerinin helak edilmesi gereken, helakı hak eden, Allah'ın lanet ettiği o zalimler, despotlar var ya, onlar yapıp ettikleri şeyleri de seyrederler. Ya da seyredenler vardır. Bir kısım insanlar da onları seyreder ve hüm ala mayf alune bil minine şuhut iman eden insanlara iman ettiklerinden dolayı zulmeden bu zalimler iman ettiklerinden dolayı zulmeden zalimler o yapıp ettiklerini zulümlerini seyrederler alkışlarlar zalimler zulümlerini alkışlamak için kazdıkları hendeklerin etrafına İnsanlar seyretsin diye seyir taraçaları kurarlar, oradan seyrederler. Seyir platformları kurarlar, oradan seyrederler. Bundan zevk alırlar. Bugünkü itibariyle televizyondan bakarlar. Nasıl zulmettik, nasıl ezdik, nasıl ellerini arkada kelepçeledik, nasıl boynunu büktük, nasıl onlara zulmettik diye keyiflenirler. Şimdi burada Ashab-ı Uhdud anlatılıyor. Ashab-ı Uhdud, Zünnüvas isimli 350'li yıllarda Yemen'de hükmeden daha sonra Yahudi olmuş bir Yahudi krallığı kurmuş 340'la 375 arasında milattan sonra yani efendimizin bir isetinden yaklaşık 300 sene yaklaşık 300 sene kadar önce yaşamış bir Yemen kralı Zünnüvas. Bu kral hükmetmiş Yemen'e, Himyer bölgesine. İşte Necran dediğimiz Mekke ile Yemen arasında kalan, şu anda Yemen sınırının biraz üst kısmında kalan bir vadi var. Yeşillik, güzel bir vadi. Bu vadiye Hz. İsa'nın takipçilerinden bazıları gelmiş, hakkı anlatmış, Hz. İsa'yı anlatmış, Allah'ı anlatmış. İman etmişler Necranlılar. İman eden bu Hristiyanları kendi dinine çevirmek için, kendine tabi kılmak için, kendi de daha sonra Yahudi olmuş. Fakat herkes kendisi gibi olsun istiyor. Herkes benim yaptığım gibi olsun. Benim izimden gitsin. Tam bir hakimiyet tesis edeyim. Hiçbir farklılığa izin vermeyeyim kafasındaki bu despot, bu zalim yönetici ordularıyla Necran'ı kuşatır. Ve Necran'a gelince bu insanlara der. Benim gibi, benim dinime gireceksiniz. Benim inandığım gibi davranacaksınız. Ya da size ateşlere atarım ateşlere atılan insanların sayısı 12 binde 70 bin gibi yani çok yüksek rakamlarla ifade edilir. On binlerce insan ateşlere atılır, hendekler kazılır, dininizden dönün diye. Bu zulmü Kur'an-ı Kerim, Gutile Ashab-ül diye başlayan işte bu surede anlatır. Aslında bu sure tamamıyla bu hadisenin bir bütün halinde anlatılmasından ibarettir. Allah Teala'nın bu zalimleri, Zünnüvas gibi zalimleri, Firavun, Semut kavmi gibi zalimleri nasıl helak ettiğini anlatır bu sure. Ve Peygamber Efendimiz'e bir cihetini bir teselli de bulunur. Geçmişte de oldu benzeri hadiseler diye Peygamber Efendimiz'e teselli de bulunur. Yani bir kısım insanlar odun taşır bu zulme. Hendekler kazar. Hendeklerin içine ateş salar. Bir kısmı da seyreder. Kim seyreder? İşte pasif konumda olanlar, güya yani kendilerini kurtarmak isteyenler, güya dinlerinden dönenler, kraldan yana olanlar, zorbadan yana olanlar seyreder. Kur'an-ı Kerim müminlere yapılan bu seyretme faaliyetinin ne kadar kötü olduğunu ifade ediyor. Ve ma peki neden bu insanlar intikam alıyorlar? Ve ma, ma ne kamu minhum? İlla en yu'minu billahil azizil hamid. Allah'a aziz ve hamid olan övgünün kendisine ait olduğu, gücün, kudretin yalnızca kendisine ait olduğu, krallara övgü, krallara, yöneticilere, reislere, başkanlara şak şak yapmanın İslam'da dinde yerinin olmadığını ifade etmek için onlar o müminlerden intikam almak isterler. Çünkü onların başındaki adamı adamları alkışlamamıştır. Onları onaylamamıştır. Allah'a yönelmiştir. Her şey Allah'tan beklemiştir. Allah'tan beklediğinden dolayı o zalimler intikam almak isterler. Aziz ve hamit olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı o fitneyi, o ateşi, o intikamı onların başına getirirler. Ve ma naqamu minhum illa en yu'minu billahi'l azizil hamid. Aziz ve hamit olan Allah'a düşmanlıklarından, zorbalıklarından dolayı. Şimdi burada üç grup insan var işari olarak. Bir zulmü tetikleyen zorbalar var. Kendilerini aziz ve hamit konumuna yani izzet sahibi, onurlu, övgüye layık konuma çıkarmak, yükseltmek için masum insanlara zulmeden zalim, despot yöneticiler var. O hendekleri kazan, odunları taşıyanlar var. Bir de seyredenler var. Üç grup. Her zaman hendek kazacak, odun taşıyacak insan bulursun. Her zaman seyredecek insan da bulursun. Eğer zalim o hendeyi yakmışsa, masumlar içine atmışsa her zaman seyirci de bulunur. Fakat felaket geldiği zaman onların hepsine birden gelir. Hepsi birden. Bu üç grup da bu yapılan suçtan sorumludur. Hepsi de ashab-ı lanet olası o hendek asabıdır. Seyredenler, hendeyi kaz kazanlar, hendeye odun taşıyanlar ve o gücü elinde tutan krallar, zorbalar, siyasetçiler hepsi asabı tuttur. Allah onların canını okuyacak, canlarını çıkartacak, onları mahvedecektir diyor. Sure bu tema üzerine kurulu. Şimdi bu surede anlatılan hadiselerle alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen tefsirlerde de bu surenin tefsirinde taberiden itibaren zikredilmiş olan bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir hadise var. Geçmiş ümmetlerden der Peygamber Efendimiz. Geçmiş ümmetlerden yani muhtemelen işte Necran Hristiyanlarının içerisinden bir adam, bir kral vardı o dönemde. Yemen kralı muhtemelen bir kral vardı. Bu kralın bir de kahini var. Yani sihirbaz, ona yardım eden, sözüyle insanları etkileyen, büyüleriyle, teknik bir takım laf cambazlıklarıyla insanları kralın zulmüne boyun eğdiren laf cambazları vardı. Bunlardan bu bir tanesi yaşlanınca yani baş kahin yaşlanınca bana genç bir delikanlı bulun da ilmimi ona öğreteyim o da benden sonra bu işi devam ettirsin dedi. Şimdi de bazı fetvacıları var. Laf cambazları var. Söz sanatı da usta olanlar var. Zorbaların etrafında. Onlar halkın gözünü boyuyor. İşte bu halifedir diyor. İşte beşte bir alma hakkı vardır diyor. İşte diyor sizin için çalıyor. Gelecekte daha büyük bir saltanat kurabilmek için, saltanatı ebedi kılabilmek için tüm yaptıklarını yapıyor diye yani kendilerine göre bir takım bahaneler, gerekçeler üreten kahinler var. Bunun adı fıkıhçı olur, hukukçu olur, siyasetçi olur yani ya da medyadan sorumlu iletişim başkanı olur. Yani adı fark eder, hukukçuların hukukçu danışman olur, fark etmez. Nasıl etkiliyorsa toplumu o etkileyen insanlar, işte bu kahinler, bu kahinlerden birisi geçmişte de aynı rolü kahinler ya da rahipler görüyordu. Etrafındaki din adamları görüyordu. Bunlardan birisi yaşlandım. Bana genç birisini gönder der. Genç gelir. Ona yardım etmek, ondan ilim öğrenmek için. Fakat saraya gidip gelirken yolda gerçekten Allah'a kendini adamış, zahit, abid bir rahip bin olduğunu da fark eder. Onunla konuşmaya, onu dinlemeye başlar. Ne şeyler hoşuna gider. Fakat biraz geç kalır. Geç kalınca kendisini uyarır saraydaki kahin neden geç kaldın diye. Eve gider, eve giderken yeniden o din adamına uğrar, o abit insana, alim insana uğrar. Yine evdekiler tarafından azarlanır. Bunun üzerine saraya gittiğin zaman ailem beni oyaladı dersin. Eve gittiğin zaman da saraydaki kahin beni oyaladı dersin diye ona bir çözüm önerisi getirir din adamı rahip. Sonra aradan zaman geçer. Muhtemelen bu bir eğitim sürecidir. Arada din adamının öğrettiği şeylerle kalbi gönlü zenginleşen genç bir delikanlı, vicdanı parlayan genç bir delikanlı vardır. Fıtratı simgeliyor. Temizliği, nezaketi, nezaheti simgeliyor yolda giderken bir gün yine saray yolunda giderken bakar ki bir canavar, belki bir kurt, belki bir aslan yolu kapatmış kimse geçemiyor. Herkes korkuyla bekliyor. Eline bir taşata alır ve şimdi de anlayacağım. Acaba rahip mi, kahin mi haklı? Ey Allah'ım, ey Rabbim der. Rahip haklıysa bu canavara bu taşla, küçük bir taşla atar, öldür der. Hakikaten o küçük taşla umulmadık bir şekilde canavar ölür. İnsanlar da rahat bir şekilde oradan geçerler. Gelir bunu anlatır rahibe. Sen şimdi der benden daha ileri seviyeye geçin ama imtihan edileceksin der. İmtihan edileceksin. Çünkü yaklaştıkça Allah'a insanlar imanlarında ne kadar kuvvetli olduklarını Allah Teala görmek ister. Diğer insanlara da göstermek ister. Kralın yanında ama olan bir şahıs var. Bu zat yani bu genç delikanlı herkese dua ettiği için amaları tedavi edilmesine duasıyla vesile olduğu için adı duyulmuştur. O ama da gelir bu delikanlıdan dua ister. O duanın neticesinde Allah'ım Rabbim buna şifa ver diye dua eder ama öncesinde Allah'a iman edersen ben sana dua ederim, Allah için dua ederim der. Ama da yani gözleri görmeyen zat da Allah'a iman eder, onun çocuğunda doğasıyla gözleri açılır. Saraya gittiği zaman kral sorar senin gözlerin amaydı, nasıl görüyorsun? Beni Rabbim şifa et, verdi, Rabbim beni şifalandırdı, gözlerimi yeniden bana bağışladı diye cevap verir. Kral öfkelenir, benden başka Rabbin mi var? Sizin en büyük Rabbiniz benim, firavun gibi en büyük Rabbiniz benim. Yani bana secde edeceksiniz. Bana perest Her şeyi benden bekleyeceksiniz. Mantığındadır kral. O da hayır der. Alemlerin Rabbi olan Allah var. İşkence edilir. Zulmedilir. Ve rahibin adını verir. işkence altı. Kral Allah'a iman ettiğinden dolayı amayı ve din adamını, rahibi testereyle vücutlarını başının tepesine koyduğu bir testereyle ikiye ayırır. Fakat ikisi de imanlarından dönmez. Fakat genç delikanlı ifşa olmuştur, sıra ona gelir, ona daha ibret verici bir ceza vermek ister. Bir dağın tepesine çıkartılmasını, dağdan aşağıya atılmasını, parçalanmasını ister. Bu dağ da gökyüzü de bir simge. Bu simgelerin arkasında neler var, hangi manalar var bunları bilmek mümkün değil. Atılmak için, gökten atılmak, tepeden atılmak için tepenin üzerine çıkarılan bu genç delikanlı dua eder. O anda yer sarsılır. Onu öldürmek için tepeye götüren insanlar birer birer yerin sarsılmasıyla birlikte aşağıya düşer ve hepsi ölür. Genç delikanlı yürüyerek gelir. Bunun üzerine denize götürün. Bir kayığa bindirip denize götürün. Denizin ortasında bırakın, boğulsun der kral. Alıp denize götürürler. Fakat o anda dua eder Allah'ım sen bana kafisin, bu zalimlere karşı bana kafi ol diye dua edince sebeplerin sukut ettiği o anda Allah'ın yardımı gelir. Bir sarsıntıyla, bir dalgayla gemi, küçük gemicik alabara olur ve hepsi boğulur. Genç delikanlı yüzerek sahile çıkar. Bakarlar ki bu adamı, bu genci öldürmek mümkün değil. Nasıl yapalım der. Nasıl yapalım? Bunun üzerine genç delikanlı, herkesi bir yere toplarsınız. Beni çarmıha ger gerersiniz, yani asarsınız. Benim sadağımdan bir ok alır. O okla, benim okumla bana ok atarsınız. Ve atarken bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla dersiniz. Tabii Herkes bu sahneyi görür. Bu sahneyi gören insanlar genç delikanlının o okla ölmesi üzerine hepsi iman ederler. O delikanlının Allah'ına, Rabbine biz iman ettik derler. İşte kralın en istemediği şey gerçekleşmiştir. Halk topluca ayağa kalkmış, topluca baş kaldırmış, senin İlahlığını, uluhiyetini, büyüklüğünü kabul etmiyoruz demiştir. Bunun üzerine öfkelenen kral hendekler kazdırır, insanları atar, insanları cayır cayır yakar. Fakat insanlar yine de vazgeçmezler. En son o hendeklerin içine atılmak üzere bir kadın getirilir. Kucağında bir bebekle bir kadın getirilir. Bir bebeğine bakar, bir ateşe bakar, bebeğine acır, şefkat eder ateşe atılırsam bebeğe yazık olacak diye düşünür. İşte o anda beş çocuk konuşmuştur. Beşikteyken onlardan birisi olan bu çocuk bebek, süt emen bir bebek konuşur, dile gelir. Anne at imdi ya ümmi fe inneki alel hak der. Yolundan dönme, sen hak üzeresin ey anneciğim. Yolundan dönme deyince kadın ateşe atılır, imanından vazgeçmez. İşte bu zalimleri anlatır Kur'an-ı Kerim. Bu zalimleri anlatır. Bu zalimleri tasvir eder. Bu zalimlerin akıbetinin nasıl olacağını Kur'an-ı Kerim inne bir bi değil senin Rabbin zalimleri yakaladığı zaman onların canına okur. Nasıl ki Firavun'un kavminin canına okuduysa, Semut kavmini helak ettiyse aynen onun gibi her şeyi bilen, her şeyi gören Rabbimiz vakti gelince bu zalimlerin de hakkından gelecektir. O zalimleri geçmişteki kavimleri helak ettiği gibi helak edecektir. Özellikle de masum kadınlara ve bebeklere zulmedenler, onlara yaptıkları zulümle, masumlara yaptıkları, melek gibi insanlara yaptıkları zulümlerle İnsanları korkutmaya çalışanlar zulümlerinde boğulacak. Allah Teala onları inne bat şarab bikele şedid ayetinin senin Rabbin zalimleri yakaladığı zaman onların canına okur ayetiyle ifade ettiği gibi onları her yanlarından kuşatacak, onların kökünü kurutacaktır. Allah Teala zalimi alkışlamaktan, zalimi desteklemekten, onu odun taşımaktan bizleri muhafaza eylesin. Muhakkak, kat'i, kesin, yeminle Allah Teala zalimin vaad edilen gün geldiği zaman bir an bile geciktirilmez cezası, Allah onu cezasını verir hem bu dünyada hem de ahirette buyurmuş. Allah'ın vaadi haktır. Onun vaat ettiği zamanın ne zaman dolacağını biz bilemeyiz. Ama dolduğu zaman da Cenab-ı Hak onların iflahlarını kesecek, onların nefeslerini kesecek, zalimleri, zulümleriyle birlikte, taraftarlarıyla birlikte tarihin çöplüğünü atacaktır. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek Müzik